Günaydınlar canlarım, günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun inşallah hepimize. Evet canlar, böyle bir sisli hava var. Ben Burcu'nun azığını hazırlamak için kalktım erkenden. Şu anda saat 5:30. Şöyle, dün bayağı bir yağmur yağmıştı. Çok sisli bir hava var şu anda. Gözü görmüyor inanın. Hiçbir taraf gözükmüyor, sadece şu kapının önü işte. Başka bir yer gözükmüyor. Böyle bir havayla size de bir anı olsun diye çektim canlar. Valla kamerada inanın düzgün çıkıyor. Yani sade baktığınız zaman çok bulanık ve dumanlı bir hava var. Şöyle görüyorsunuz. Zaten karşı taraflar filan gözükmüyor. Sanki bulutlar yere inmiş gibi şu anda. Havada bayağı bir çok soğuk. Sabah sabah ben de çaynaya koydum. Termosa çay yapacağım. Gece bayağı bir yağmur yağdı. Bu da sabah sabah yağmurun sürprizi. Böyle erkenden kalkıyorum. Saati hocanın işte kahvaltısını falan hazırlıyorum. Kahvaltı pek yapmıyor ama yine de az çok koyuyorum ona, azık koyuyorum. O gidiyor, ondan sonra Kaan kalkıyor. Kaan'a beslenmesini koyuyorum. Bir şeyler koyuyorum, o da öyle gidiyor. Dirkin. Evet canlar, şöyle göstereyim size. Telefondan pek belli değil ama bakın şu kapımızın önünde duvar. Duvarın arka tarafını hiç gözü görmüyor. Böyle sisli bir hava var. Sanki kış geri gelmiş gibi oldu valla. Şöyle karşı taraflar ki de aynı. Ağaçlar falan çok iyi gözükmüyor. Böyle bir anı olsun burada da diye bunu çekiyor. Böyle işte canlar. Şöyle düzelttiğim zaman hayatımızın içi görüyorsunuz. Dümdüz görünüyor. Her tarafta otlar kalktı. Vallahi bu otlara da bir çare bulmamız lazım. Çünkü bu yağmurdan sonra da daha fazla kuduracak bu otlar, biliyorum. Eminim yani. Vallahi üşüdüm, eve girelim. Ay soğuk. Şu halılarımızı da yıkamak için toplamıştım. Ve bunlar yıkanacak hepsi. Temiz aslında, hiçbir şey yok ama yine bir sudan geçireceğim bunları. Bir de hava böyle yağmurlu olduğu için yıkayamadım canlar bunları. Evet canlar, biz buraya çamaşır makinesi almaya geldik. Burası Kocalar Mobilya. Şöyle çok güzel mobilyalar varmış burada. Bunları da size bir çekim göstereyim dedim. Şu mobilya da çok güzelmiş. Şöyle. Biliyorsunuz çamaşır makinem geçenki yıldırımdan yanmıştı. Şöyle. Çok güzel mobilyalar var. Şu mavi de nasıl güzelmiş ya. Şu yatakta güzelmiş böyle. Ne ararsanız burada var sevgili izleyicilerimiz. Halılar da var. Mobilyalarınıza göre halı da seçebilirsiniz. Şöyle. Burada aşağıda bir daha şeysi var ama buraya girmek istemiyorum. O aşağıda da beşikler falan var. Şöyle çok güzel halıları var. Şehzadeymiş halıların markası da. İnanın çok güzel, parkelere de uyumlu. Şöyle.
Çok güzel halılar. Gri mobilyalara göre uygun. Şu da benim oraya da uygun olabilir. Pembeli ama benim halım var. Benim halım da çok güzel. Bu büyükmüş. Bizim oraya bayağı bir büyük gelir. Şöyle. Çok güzel canlar. Vallahi bir de size beyaz eşya tahımına götüreyim. Beyaz eşya tarafta, öbür tarafta. Burada güzel mobilyalar var. Böyle yataklar. Yani 100 kişide 2 kişi böyle bir zihniyet bozuk çıkıyor yani. Bu adam şimdi, o da çıkar da ne öğreneyim? Kardeşi. Açık kapağı kapattın mı? Bir işe yaramaz. Gel alırsın. Bak ne diyor, bunu ödeyelim, alabilsek de yatak alalım diyor. Allah razı olsun. Şurada şöyle çok güzel fırınlar da var. Burada da tadilat var bu arada. Tadilat yapılıyor. Şöyle. Altus marka buradaki makineler. Davlumbazlar var şurada da. Bir de aldığımız makinayı da göstereyim size. Şunu aldık canlar. 9 kiloluk. Şöyle içi de büyütmüş. Geniş. Büyük marka alalım. Kaç tane? 6 şeker. 6 şeker. Ne? Şöyle bu da bekonu. Bu da 8 kilolukmuş. Küçükten büyüğe kadar bu 8 kiloluk, bu 7 kiloluk, şu da 6 kiloluk. Benim evde kullandığım da 6 kiloluk ama bu kadar küçük değil, çok küçük. Sanki içine mi batılanla küçültmüşler gibi. Şöyle. Bunu taksitle aldık canlar. 6000 TL. Taksit taksit ödeyecek buradan. Vallahi kaç gündür makinem yoktu. Yengemin oradaki makinesine kendileri buradayken beraberken attım. Onlar gidince de iki kere elimde yıkadım. Ve şimdi yine birikiyordu ama çarşamba gün getirecekler Allah nasip ederse makinemi. İnşallah artık bundan güle güle çamaşırları yıkarım. Vallahi çok sevindim makinemin olmasına. İnanın makinesiz hiç olmuyor. Eşimden Allah razı olsun, gidelim alalım dedi. Aylığını aldıkça çalışmaya başladı biliyorsunuz. Azar azar ödeyecek buraya. Şurada da fırınlar var aynı biliyorsunuz. Çok güzel bir mağaza arkadaşlar. Ne ihtiyacınız varsa buradan gelip alabilirsiniz. Davlumbazlar var, fırınlar var, ocaklar var, mobilyalar var, beyaz eşyalar var. Dondurucular var, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Ne ararsanız var burada. Her ihtiyacınızı karşılar. Şöyle büyük buzdolapları var. Buzluğu altında bunların. Şöyle. Ama bunların fiyatını bilmediğim için. Şöyle. Abo ne kadar büyükmüş, büyük. Çok büyük maşallah şöyle. Kapalı durduğundan biraz kokmuş. Şöyle çok büyük ve geniş dolapmış. Bunun markası ne ki? Harvest diyor. Ama Kabeko. Şöyle. Abo maşallah ne kadar büyükmüş. Allah'tan buzdolabımız yanmadı yıldırımdan. Sadece çamaşır makinamız yandı. Şöyle tost makinesi ararsanız bu da var. Ne ararsanız var. Böyle mutfak masaları var. Şurada dondurucu var. Kültür dedik biz. Şurada mini buzdolabı da var. Her şey var canına. Ne ararsanız buradan alabilirsiniz diye düşünüyorum. Hem de yakın. Hani Aksaray'a gidip almadan. Burası daha iyi düşündük. Daha iyi dedik yani. Bugün eşim dinlenmeye kalmıştı işte. Gidelim alalım dedik. Olmuyor makinasız. Aldık çok şükür. Evet canlar. Videomuzun devamında görüşürük inşallah. Şuraya da tadilat yapıyorlar. Büyütme yapıyorlar yani burayı. Daha büyüyecekmiş. Kocaman sinek girmiş, gördün mü içeriye? Vızlayışını duydun mu?
Evet canlar, biz aldığımız çamaşır makinesini buraya koymayı düşünüyor. Şöyle burası ebeveyn banyosu. Ama biz burayı kullanmıyor. Evde kimse olmadığından dolayı kalabalık değildik biliyorsunuz. Şöyle kapısını falan söktük buranın. Şimdi keler tarafına koyduğum zaman bu sene çamaşır makinem dondu biliyorsunuz kışın. Bizim buranın soğukları çok şiddetli oluyor. Hem de o kadar şiddetli oluyor ki inanın anlatılmaz yaşanır. Şöyle buraya koyalım diye düşünüyor. Oradaki o iki çift batarya musluğu çıkartalım. Ya da çıkartmasak mı ki acaba, ama çıkartmak zorundayız. Orada başka boru yeri yok. Şu çift bataryayı mı? Hmm. Onun şu tek başlığı sökülüp böyle o başlıktan takılmaz mı ki? Vallahi onu bilmiyorum. Birini göstermen lazım tesisatçına. Ya o çift başlığı bataryayı mı sökülecek? Çift bataryayı. Şu süzgeç çıkar mı ki? Buraya koymayı düşünüyor. Siz ne dersiniz? Vallahi başka koyacak hiçbir yer bulamadık. İnanın. Hani evimiz büyük ama çamaşır makinesi koyduğumuz yere şöyle. Önceden şu bulaşık makinesinin yerinde çamaşır makinem vardı. Bir de şu buzdolabımı buradan çıkardım. Kilere koyduydum. Buraya da çamaşır makinesini koyduydum. Daha önceki videolarımızda var. Benim videolarımda değil ama Emine'nin ya da Cansu'nun videolarında. Bu da şu kadarı çamaşır makinesi oluyor. Şuraya kadarı. Üst tarafı da açık kalıyor. Buraya bir dolap lazım oluyor. Dolabı da o zaman fiyatını sorduk. Bize 400 TL'ye çıkarmıştı. Bayağı bir oldu bundan 2 yıl öncesi. Buraya sadece dolap yapmaya. Onu da yaptırmadık. Hem de burası iyi olmuyor. Şuraya da yaptırmayı koymayı düşünüyorum. Şuraya çamaşır makinesini. Burada da tencerelerim falan var. Düdüklüm, tencerelerim. Kullandığım malzemelerim hep burada. Tencere tahımlarım. Yani yemek pişirdiklerim. Burayı kessek diye düşünüyor. Burayı da şuradan kesmemiz lazımmış. Şuradan. Şurası kesilecekmiş. Ortası da kesilecekmiş bunun şu. Bir de alt tabanda kesileceğimiş. Çamaşır makinesinin sığması için. Şuradan zaten girmez biliyorsunuz. Çünkü bulaşık makinemiki de aynı öyle oldu. Gördüğünüz gibi bakın. Altı da boş. Kenarları da boş. Şu üstü de boş. Ancak böyle girebiliyor bulaşık makinesi buraya. Çamaşır makinem daha önceden buradaydı. Zamanında işte o zaman yokluktan yani yapamamışsak, yaptıramamışsak. Halbuki şimdiki dolaplarda çamaşır makinesi gözü ayrı, bulaşık makinesi gözü ayrı. Hepsi ayrı ayrı olduğu için herkes rahatça koyabiliyor. Ama biz çamaşır makinesinin yerine bulaşığı koyunca çamaşır makinem ortada kaldı. Onu da şöyle şu kilere koymuştum biliyorsunuz. Bu kilerde de kışın donuyor canlar burası. Çok soğuk oluyor. Bunu buradan almam lazım. Yeni gelen dolabımı yani çamaşır makinemi buraya koymayı düşünmüyorum. Şu dondurucumu şöyle karşıya uzatacağım. Onu oradan çıkarttıktan sonra. Bu kilerim güzel bir yilleşecek. Şuradaki eşyalarım çıkacak. Bunlar zaten buradan güneş görüyor. Artık buranın şu penceremizin perdesi dağılacak. Çünkü içerisi güneş görmesin diye. Güneş gördükçe eşyalarım bayatlar ve bozulur, onu da biliyorum. Ama o makinemin oradan çıkması, onu da ebeveyn banyosuna koymayı düşünüyorum. Şu deterjanlarımı falan onları da oradan hep kaldırıp ortadan oraya koymayı düşünüyorum. Şöyle kilerim yilleşecek canlar. Size yilleşmemiş halini bir göstereyim. Bir de temizledikten sonra tekrar size gösteririm o zaman. Buradaki şu turşularımız, şu malzemelerimiz. İnecekleri ayıracağım, inmeyecekleri dökeceğim. Şöyle her şeyimiz burada. Şu patatesimiz de dışarıya çıkarsa. Biz hocam bu bir çimlenmiş ki. Tamam çıkaralım. Evet sevgili takipçilerimiz. Vallahi bizim burada bir şey var. Sirken. Biraz toplayalım dedim. Ağlımızın içinde. Evlerimizi meydana getirmeden buraya çıktım. Az önce de gösterdim size orayı. Eşim şey getirmeye gitti. Su şeysi işte. Ne diyorlar o adamın adına bilmiyorum ama tesisatçı, doğru. Su tesisatçısı bulmaya gitti. Bakalım bulabilecek mi? Şunlar da görüyorsunuz. Sirkenleri. Burası hep sirken canlar. Şöyle ben biraz topladım. Biraz da toplamaya da devam edelim. Vallahi nasıl var nasıl var sirken. Bir de şeymiş. Şu sirkenle şu sirkenin aradaki farkı görüyorsunuz. Şu has sirkenmiş. Gerçek sirken buymuş. Şu da sahtesiymiş ama bu da çok lezzetli oluyor. Geçen biliyorsunuz Cansugül'ün oraya gittiğim zaman orada toplamıştı Leyla Bacı. Ondan sonra onları beraber ayıtlamıştık. Dün akşam pişirip yemişler onu. Cansu diyor ki anne lezzetine doyamadım diyor. Öyle lezzetli olmuş ki anlatamam diyor.
yumurtayla kavurmuşlar. Siz de bana börek tarifi verdiniz bununla bol bol. İnşallah böreğinden de yapacağım bir gün. Çünkü daha çok burada. Böreğinden de yapacağım ama şimdi biraz da dondurucumuza koyalım diye şöyle toplayalım biraz. Haşlayıp beze yapıp dondurucuya atacağım bunları. Çok değil ama şöyle 3-4 beze olsa yeter. Yağmurdan sonra herhalde daha iyi büyür bunlar. Çünkü bayağı bir büyümüşler. Hem de çok çıkmış burada. Ağlımızın içinde tertemiz burası. Bu sene koyun kuzu olmadığı için hiçbir şey girmedi. Tertemiz duruyor. Hayatımızın içinde de çok öbür tarafta. O kadar çok ki şöyle toplayalım şunları. Şöyle koklarından bazılarını alıyorum, bazılarını almıyorum. Çamurlu geliyor. Gerçi ayıklanacak ama olsun. Akşam bunları otururum, sufra sererim. Oturduğumuz yerde ayıklarım diye düşünüyorum. Akşama kadar bakalım şu işleri halledebilecek miyik? Tesisatçı gelirse inşallah işlerimiz hallolacak. Çünkü çarşamba günü makinayı getirecek abiler. Getirdiği zaman da hemen kuracaklarmış. Zaten şeysi geliyormuş, onun servisi gelip getirip kuruyormuş. Şöyle şunlardan da alalım bakalım tazelerinden. Vallahi yakın olsa da herkes gelse toplasaydı canlar burayı. İnanın öyle çok var ki anlatamam size. Şu karşı yeşillikleri hep görüyorsunuz. Şu duvarların, tellerin dipleri hep bundan. Şöyle. Bu değil. Başka ot topladım canlar. Size göstereceğim dirkeni. Allah'a. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Ben böyle fazla ot çöp işlerini sevmiyorum. Ama evimizde de az bulunsa iyi olur. Kışın börek ne yaparak? Sacımız var biliyorsunuz onunla. Bayağı kışın sık sık börek yapıyor. Bu sene de inşallah mutfağıma soba kurarsam orada daha çok börek yaparım diye düşünüyorum. Çünkü mutfak soğuk olduğundan orada pek bir iş göremeye yok. Ama bu sene oraya kapı yaptırıp sobayı kesinlikle kuracağım. Şöyle süpürge de var canlar. Telefonumda şarjımın az kaldığını söylüyor. Olsun bakalım. Bitene kadar toplayalım. Şöyle canlar görüyorsunuz. Nasıl güzel güzel. Sulu sulu yeşil yeşil. Çiğ çiğ bile yenir inanın. Zaten siz söylüyorsunuz çiğ indiğinde böreği yapıldığını bunun. Şöyle. Bir kova toplasam yeter. Çünkü geçen de topladım. Size de gösterdim biliyorsunuz. O 4 beze oldu. Yani bize 2 pişirim olur. İkisini bir yaparım. İkisini de bir yaparım. 4 beze olur. O da yeter. Değil mi? Zaten fazla bir yeşilliği seven bir insan değilik. Turşuyu falan çok severiz biz. Görüyorsunuz canlar bakın. Çok güzel rengarenk. Sanki yeşillikle dans ediyor gibi buralar. Şunlar çok güzel. Şöyle uç kısımlarından alıyorum. Ama bazen kokundan da geliyor. Toprak yumuşak olduğundan dolayı. Şöyle alalım bakalım. Şunlar hastirkenler. Şöyle güneşe gelince de görüyorsunuz. Çok güzel. Şunlar da normal sirkenmiş. Ama bunların tadı da güzelmiş. O da güzelmiş. Yani ikisi de iyi. İnşallah toplayalım. Dolabımızı atalım evimizde bulunsun. Evet sevgili izleyicilerimiz. Ben öğlenden sonra patatesimi şöyle dışarıya dökmüştüm. Böyle çillenmiş ki. Bunların çillerini temizliyorum. Temizlerini şöyle torbanın içine alıyorum temizlediklerimi. Şöyle bunların çillerini kırıyorum. Ta torbayı delik deşik gitmiş şu torbayı. Gördüğünüz gibi delmiş bunun çilleri. O kadar kuvvetli çilleri var ki bakar mısınız? Sanki evin içinde büyüyecek. Ne olduysa. Şöyle iyiden alım. Ha bu da çürümüş. Çürükler.